Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayetle Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının Kureyşlere pek üzmüştü bu hadise. Hadiseyi bu konuda verilecek cezanın hafifletilebilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim görüşebilirdi diye fikir bir yaptılar. Dediler ki onun en iyi dostu Usame radıyallahu anh'dır. Usame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir görüşsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın çizdiği sınırları cezalar hususunda sen bana aracılık mı yapıyorsun? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti. Ve sonra buyurdu ki, sizden öncekilerle ancak şu husus helak etti. Onların aralarında soylu biri hırsızlık yaptığı zaman onu cezasız bırakırlardı. Fakat aralarında zayıf biri hırsızlık yaptıkları zaman onu hemen cezalandırırlardı. Ve ondan sonra buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a and olsun ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma o da hırsızlık yapsa onun da elini keserdim buyurdu. Bu hadis Buhari'de geçiyor. Muhteremler, toplulukları ayakta tutan adalettir. Adaletin olmadığı her yer çökmüştür. Makam sahibinin oğlu veya makam sahibi bir yanlışlık yaptığı zaman mühim değilse, garibanın birisi bir yanlışlık yaptığı zaman bu suç sayılıyorsa, o zaman bu toplumun çökmesi haktır. Adalet Allah Celle Celaluhu her birine eşit şekilde adalet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir adalet uyguluyor ki bir topluluk içinde kendisi dahi ayrı biri olmuyordu. Herkes neyse kendisi de aynı birisiydi. İki tane elçi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Emiriniz kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe herhangi hiçbir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hizmet ediyordu. Hizmet ederken onların yanına gelince buyurdu ki kavmin efendisi kavmine hizmet edendir. Yani bu manzarayı şöyle gözümüzün önünüze getirelim. Bir peygamber, bir ordu komutanı, bir devlet başkanı, bütün sıfatlara haiz birisi bu meyanda bütün sıfatlara haiz ama oturduğu topluluğun içerisinde ayrıcalıklı biri değil. Onlar ne giyiyorsa o da onu giyiyor. Onlar ne yiyorsa o da onu yiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evliliği nasılsa onlar da evli. Hayat standardı nasılsa onların da aynı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat standardı birçok sahabeden de aşağıydı. Bir toplulukta idareciler zengin olursa halkı fakir olur. Bir toplulukta idareciler fakir olursa halkı zengin olur. Bir büyüğümüz öyle diyordu. Fakir niçin fakirdir? Çalamadığı için fakirdir. Zengin niçin zengindir? Çalmasını bildiği için zengindir. Allah Celle Celaluhu her birimize helalinden takdir buyurduğunu lütfeylesin. Haramın zerresinden ümmetin tamamını muhafaza eylesin. İğne kadar delikten deve kadar soğuk girer. Haramın girdiği yerde huzur bulunmaz. Haramda huzur arayanlar huzur onlara haram olur buyuruyor Hazreti Ali Kerim Allah için. Allah Teala her birimize anlayıp amel etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.